Dostlarım merhaba. Bugün elimde iş yerindeki bir UPS'ten çıkma bir paki var. Daha çok internette veya sağda solda kuru akü dedikleri ama gerçek ismi bakımsız akü olan şu tipte bir 12 volt 7 amper saatlik bir akü çıktı UPS'in içinden. Uzun zamandır kullanılmadığı için muhtemelen iyi durumda değil akümüz. Biliyorsunuz akülerin bir iş direnci oluyor. Kullanılmadıkları sürece de enerji harcamaya devam ediyorlar. Şu an ben bunu ölçtüğümde 1,5 volt gibi çok kötü bir değer görüyorum kutup başlarından. Avometre ile ölçtüğümde 1,5 volt gibi bir voltaj görüyorum. Şimdi bu aküyü kurtarmaya çalışacağız. Aküyü kurtarmak için bu tip aküler bakımsız denen akülerde esasında bakımlı aküler gibi içinde bir kurşun plaka, asit ve saf su bulunduran akülerdir. Bunun kapağını söktüğümüzde 6 tane hücre bulacağız. Bu hücrelerin her birinde kurşun plakalar, asit ve saf su bulunmakta. Şimdi bunu sökeceğiz. Saf suyun eksilme ihtimaline karşı saf su ekleyeceğiz ve internette uzun zamandır okuduğum karbonat ekleme yöntemiyle aküyü canlandırmaya çalışacağız. Karbonat eklemenin bilimsel açıklamasını bir türlü bulamadım. Kimyayla uğraşan arkadaşlarıma da sordum. Onların açıklaması şu: asit molekülleriyle karbonatın reaksiyona girmesi sonucu asit moleküllerinin tekrar aktif hale gelebileceğini, böyle bir ihtimal olduğunu söylüyorlar. Şimdi ben bu aküyü canlandırmak için bu karbonat yöntemini deneyeceğim. Şu an 1,5 volt ölçtüğüm aküyü şarj etmeye ve daha sonra deşarj etmeye çalışacağım. Bakalım bu 12 volt 7 amper saatlik aküyü canlandırabilecek miyiz? Canlandırırsak kaç amper saat bir ölçüm yapabileceğiz? Bunu deneyeceğiz birlikte.
Evet dostlarım, şu an ekümüz gördüğünüz gibi tekrar aktif bir akü haline geldi. Boşa gitmemiş oldu. Bu aküyü kullanabiliriz, tabii ki kullanabiliriz. 12 volt, 7 amper saatlik bu aküden. Şu an ben aküyü ilk defa, daha doğrusu tekrar canlandırmaya çalıştığım için, uzun süre kullanılmadığı için aşırı şarj yapmamaya çalıştım. Ve aşırı deşarj yapmamaya çalıştım. Buna rağmen 5 amper saat gibi bir ölçüm yaptım. Çok iyi. Yani ben bu aküden normal şartlar altında 7 amper saate çok yakın bir verim alabileceğimizi düşünüyorum. Alabileceğimi düşünüyorum. Şu an bile zaten 5 amper saatlik bir enerjiyi aküden deşarj edebiliyoruz. Güzel, iyi kapasiteli, büyük kapasiteli 12 voltluk bir akümüz oldu. Bu kısımda bir uyarı yapmak istiyorum. Akülerde bildiğiniz gibi piller gibi tehlikeli ekipmanlar. Akülerin içerisinde kurşun plakalar var, asit var ve basınç var, elektrik var. Bu yüzden akülerimizi sökerken çok dikkatli oluyoruz. Bu işten anlamıyorsak kesinlikle aküleri sökmüyoruz. Asitle vücudumuza, elimize, yüzümüze, gözümüze zarar verebiliriz. İçinde bildiğiniz asit var. Çok tehlikeli bir asit var. Ben bu aküyü saf su ekleyerek ve karbonat ekleyerek kurtardım. Bu demek değil ki sizin akünüzü sökeceksiniz, saf su katacaksınız, karbonat katacaksınız. Sizin akünüzde çalışacak diye bir kural yok. Sizin akünüzün kurşun plakaları zarar görmüş olabilir, kırılmış olabilir, içinde kısa devre olabilir. Yani karbonat eklediğinizde akünüze, akünüz çalışacak diye bir kural yok. Bu benim aküm için geçerli. Sağlıklı bir akü haline geldiğini sizlere söyleyebilirim. Ama bu benim aküm için geçerli. Her zaman, her koşulda bu işe yarayacak diye bir kural da yok. O yüzden dikkatli olmanızda, akülerle çalışma konusunda bilinçli olmanızda fayda var. Eğer yeterince bilginiz yoksa kesinlikle evinizdeki aküleri, pilleri sökmeyiniz. Özellikle genç arkadaşlarımız bu tür mekanizmaların içinde kimyasal sıvıların olduğunu unutmaması gerekiyor. İçinde elektrik yük olduğunu unutmaması gerekiyor. Basınç olduğunu unutmaması gerekiyor. Kesinlikle hiçbir akü, hiçbir 100 lira, 150 liralık bir akü sizin sağlığınızdan daha önemli değil. Bunu unutmayın. Onun dışında izlediğiniz, vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.